Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'i çok iyi bilmeyenlerin bile kolayca hazırlayabileceği bir hisse senedi portföy şablonu oluşturacağız. Sadece basit formüllerle piyasayı anlık olarak takip edebileceğimiz, temettü, bedelsiz ve bedelli işlemlerini izleyebileceğimiz, portföyümüzün kar zarar durumunu grafiklerle görebileceğimiz bir sistem kuracağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Portföyümüzün performansını enflasyonla, dolar kuruyla, altın fiyatlarıyla, hatta ev ve araç fiyatlarıyla karşılaştırarak analiz edebileceğiz. Gerçekten kazandık mı? Paramızı enflasyon oranında koruyabildik mi? Yoksa portföyümüz zarar mı etti? Sorusunun cevabını bu Excel portföyüyle görmüş olabileceğiz. Bu tabloyu oluştururken Excel'de çok ileri düzey bilgilere ihtiyacımız olmayacak. Excel'de VBA kod yazmamıza, karmaşık tablolarla boğuşmamıza gerek kalmadan herkesin anlayabileceği bir yöntemle adım adım ilerleyeceğiz. Bu video belli bir serinin ilk bölümü olacak. İlk olarak portföyümüzün tablosunu birlikte oluşturacağız. Ekranda görülen bu tabloyu yukarıdaki başlıklarımızı oluşturmakla başlayacağız. Daha sonra hisse senetleri ile ilgili tablolarımızı burada oluşturacağız. Daha sonraki videomuzda hisse verilerini anlık olarak Excel'e nasıl çekebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bu şekilde bakın, hisse verilerini çektiğimiz bir çalışma sayfamız olacak. Verileri buradan diğer sayfalara aktarmış olacağız. Daha sonra formülleri yerine koyarak kar, zarar, maliyet hesaplamalarını nasıl yapacağız? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda grafikleri nasıl oluşturabiliriz? Portföyümüzün yüzdesi, portföyümüzün kar, zarar yüzdesi. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bir sonraki videolarımızda temettü, bedelsiz oranı nasıl hesaplayabiliriz? Hisse senetleri içerisinde bedelli, bedelsiz ve temettü miktarlarını hesaplayarak nasıl ortalama maliyet oluşturabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Farklı bir videomuzda diğer enstrümanlarla enflasyon, dolar, gümüş, ev, arsa, portföy kıyaslamasını bu şekilde nasıl yapabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Ve yine ihtiyacımıza göre istersek hisselerimizin altında bir kasa hesabımızı burada oluşturacağız. Ya da ayrı bir çalışma sayfasında bunu oluşturarak yatırdığımız miktarı da ne olduğunu bu portföyün içerisinde görmüş olacağız. Bayağı dolu dolu bir eğitim olacak. Bunun haricinde aynı zamanda fonlarım için de bir çalışma sayfası oluşturup anlık olarak da yine TEFAS üzerinden verileri bu Excel içerisine alıp, eğer fon portföyünüz varsa şablonun içerisine bunu da eklemiş olacağız. Eğer yatırımınızı bilinçli bir şekilde takip etmek istiyorsanız ve Excel bana karışık geliyor diyorsanız aslında bu seri tam size göre. O zaman hazırsanız başlayalım. Videomuzu beğenmeyi ve devamını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet, ilk videomuzdaki yapacağımız işlemimiz portföyümüzü oluşturmak için bir tablo oluşturmak. Şimdi adım adım tablo içeriğini birlikte oluşturacağız. Yeni bir Excel sayfası açıyorum ve birinci satır, birinci sütunun içerisine gelerek buradan itibaren başlıklarımı yazıyorum. Bütün başlıkları yazacağım. O yüzden yazarken video kısmımı da birazcık hızlandırayım. Sizin için çok büyük zaman kaybı olmasın. Evet, başlıklarımı yaptım. Başlıkları isterseniz şöyle bir okuyalım. Sıra numarası vereceğim. Hisse kodu, lot, maliyet fiyatı olacak TL cinsinden. Hisse maliyet miktarı olacak yine TL cinsinden. Hissenin günlük fiyatını buraya çekeceğiz. Toplam güncel miktarımız ne kadar TL bazında onu görmüş olacağız. Günlük kar zararımızı TL bazında burada görmüş olacağız. Günlük kar ve zarar yüzdemizi burada görmüş olacağız. Şöyle bir şey yapacağız portföyümüzde. Her hafta sonu kapanışında o hissenin kapanış fiyatlarını buraya baz alarak ne kadar haftalık olarak kar yapmışız, ne kadar zarar yapmışız onu görmek için de burada bu şekilde başlıklarımı oluşturdum. Yine ay bazında ne kadar TL olarak kar zarar yapmışız ve ne kadar yüzde olarak kar zarar değerini yapmışız bunu görmek için de buraya başlıklarımı oluşturdum. Daha sonra da maliyetime göre ne kadar kar zarar yapmışım ve bunun yüzde değeri nedir onu görmek için başlığımı oluşturdum.
portföyümdeki yüzde değerim, yani hisse senetlerim portföyümün yüzde kaçını oluşturmakta, onu görmek için burada bir başlık oluşturdum. Daha sonra eğer hisse senedi bir temettü verdiyse, bir bedelsiz, bir bedelli verdiyse bu oranları işleyeceğiz. Daha sonra temettüden ne kadar para geldi ilave edeceğiz kasa kısmına. Ve açıklama kısmı olarak buraya bir başlık daha ekledim. Şuradaki ilk satır üzerine geliyorum. Mouse'un sağ tuşuna tıklayarak satır yüksekliği diyorum. Burayı 50 yapıyorum. Ve ilk satırımın satır yüksekliğini bu şekilde ayarlıyorum. İstersen şu biçimlendirmeleri yapalım. Burası kalın olsun. Puntomuz 12 olsun. Yazılarımız ortal olsun. Şu iki ayarı yaptım. Ve metni kaydır diyorum. Bu şekilde bir hizalamamı yaptım. Şimdi isterseniz sütunlar için hizalamamı şu şekilde manuel yapacağım. Evet, bu şekilde başlıklarımı yazmayı bitirdim. Şimdi buraya bir sıra numarası vereceğim. Ben 5 tane hisse senedi için oluşturacağım bunu. Siz istediğiniz gibi hisse senetlerini artırabilirsiniz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 diye elimle de yazabilirim ama pratik bilgiler de vermek açısından satır numaralarını nasıl otomatik oluştururuz ondan da bahsedeceğim. Buraya kısa bir formül gireceğim. Eşittir diyorum. Formülüm şu. Satır yazıyorum buraya. Parantez açıyorum ve içine hiçbir şey yazmadan parantezimi kapatıyorum. Şu an burada ikinci satırdayım. Satır numarası olarak 2'den başlatır. Eğer ben bunu buradan yazmış olsaydım 1'den başlatacaktı. O yüzden ben satır numaramın 1'den başlamasını istiyorsam bir üst satırdaki numarayı yazacağım. Buraya -1 yazıyorum ve Enter'a bastığımda satır numaram burada 1'den başlamış oldu. Şimdi ben bunu 5 tane hisse senedim olacağı için 5'e kadar uzatıyorum. Şu sıra numarasının olduğu yeri de şu şekilde ortalayalım. Şimdi bakın bunun avantajı şu. 3 numarayı sileyim ben satırı. Sildiğiniz andan itibaren otomatikman satır numarasını kendisi ayarlar. Bir daha elle ayarlamanıza gerek kalmaz. Satır numaralarımı oluşturdum. Şuraya benim hisse kodlarım gelecek. Şuradaki alanlara. Ve şunun en altına da endeks değerimi buraya alacağım. Burayı manuel yazayım ismini. Diğerlerini ben ismini verilerden çekeceğim. Şurası benim tablomun son hücresi olduğu için buraya yazayım ki bunu belirteyim. Bundan sonra artık şöyle bir şey yapıyorum. Tablomun şeklini oluşturabilmek için. Şurayı şöyle seçiyorum. Açıklama satırının olduğu yere kadar. Şuradan tüm kenarlıklar deyip kenarlıklarımı oluşturuyorum. Bir de buna isterseniz bir dış kenarlık verelim. Bu şekilde tablomun iç şablonunu oluşturmuş oldum. Şuradaki satırlarımı şu şekilde seçiyorum. Buna bir yükseklik verelim. 18 benim için yeterli olacak buradaki değer. Tablomun başlığını da renklendirelim isterseniz. Şuradan bir renk seçeceğim. Mavi olsun. Sıra numaram kalın olsun. X100 yani içine yazmış olduğum veriler hücrenin en altından başlayacak şekilde hizalanmış. Şu şekilde bundan sonraki yapacağım işlemlerde de aynısı olsun diye şu şekilde buraya bastığım zaman yazılar ortadan başlamış olacak. Tüm hisseleri görebileceğim tablomun ilk kısmı hazır diyelim. Çalışma sayfasına bir isim verelim isterseniz burada. Çalışma sayfası üzerinde sağ tuş yeniden adlandır diyorum. Buraya hisseler ismini verelim. Ve şu alt taraftaki artı ile yeni bir sayfa oluşturalım. Buraya da ekleyeceğim hisseler için isim vereceğim. Şimdilik buraya hisse 1 diye yazayım. Daha sonra bunu değiştiririm. Bunun öncelikli olarak bir tablosunu oluşturalım isterseniz. Burada da tek bir hisseye ait hisse verilerimizi içeren tablomuz olacak. Şuradaki ikinci sıradan başlayayım. Yukarıyı birleştireceğim. Buraya yine hızlı bir şekilde başlıklarımı yazıyorum. Daha sonra o başlıkların isimlerini size teker teker okuyacağım. Evet, başlıklarımı oluşturdum. Ne yazdık onu bir isterseniz üstünden geçelim. Sıra numaramız olacak. Hisse senedini alış tarihimiz, alış fiyatımız ve kaç loto aldığımız olacak burada. Komisyon ödeyerek aldığımız hisse fiyatının ne kadara bize mal olduğunu da burada görebileceğiz. Daha sonra eğer biz bu hisseyi sattıysak satış tarihimiz, satış fiyatımız ve kaç loto olarak satmışız ve toplam satış fiyatımız komisyonlu olarak burada gösterecek.
Eğer hisse senedinde bir bedelli bedelsiz oluştuysa bunun oranı nedir? Bedelsiz ne kadar hisse senedi vermiştir? Bunu buraya yazacağız. Bedelli veya da bedelsiz hangi tarihte gerçekleşmiş? Bunu buraya ilave edeceğiz. Eğer bir temettü verdiyse hisse başı brüt olarak ne kadar temettü verdi? Bunu burada görebileceğiz. Temettü gelir olarak kaç lira bizim hesabımıza yatmış? Bunu buraya yazacağız. Daha sonra da biz bu hisseden kâr mı ettik, zarar mı ettik? Bunu anlık olarak görebileceğiz burada ve yüzde olarak da burada bunu görme imkanımız olacak. Şimdi isterseniz yine bu satırı genişletelim. Şöyle yapalım. 60 değeri benim için yeterli olacak. Yine şu şekilde seçeyim bu kısmı. Kalınlaştıralım. Şu şekilde yazılarımızı ortalayalım. Hatta şöyle yapalım. Şuradan buraya yapacağım tüm yazılarda yazılarım şu şekilde ortalansın istiyorum. Yine metni kaydır diyorum. Böyle bir alanım oluştu. Şimdi artık yukarıdan şunların hizalamalarını yapayım ki tablom düzgün gözüksün şimdiden. Evet, sütun genişliklerini ayarladım. Şuradan isterseniz yazı fontunu da bir kademe daha büyütelim şu şekilde. Şuradaki sıra kısmımız şöyle yapalım. Yukarıda şöyle bir şey yapacağım. Bu yüzdenin üst tarafında aynı zamanda hissenin anlık olarak yüzde fiyatını da göstermek istiyorum. Şurada hissenin TL değerini anlık olarak göstermek istiyorum. Şurada hissenin ismini veri olarak çekeceğim ben. Şuraya isterseniz güncel fiyat diye bir yazı yazalım. Şu iki hücreyi de şöyle birleştirelim. Şuraya da gelelim. Hisse miktarları diye tablomuzun bir ismi olsun. Bunu da şöyle yapıp birleştirelim isterseniz. Kalınlaştıralım. Başlık olacağı için bir kademe büyütelim. Hepsini ortalamış olalım. Evet. Şimdi bunun içinde bir sıra belirleyeceğim. Yine 6-7 tane benim için yeterli olur. Bir formülümüz vardı. Eşittir diyorum. Satır diyorum. Parantezi açıp kapatıyorum. Bir üst satırın numarasını yazalım. Birinci satırdan başlamış oldu. Bunu 7'ye kadar bu şekilde uzatıyorum. Şu alt tarafımda benim toplam verilerim olacak. Şuraya ben toplam yazayım isterseniz. En azından tablomun sınırlarını belirlemiş olalım. Şöyle burayı seçiyorum. Toplamı da içerisine alıyorum. Şuradan tüm kenarlıkları oluştur diyorum. Ve dışına da bir tane de çerçeve oluşturalım kalın. Satırlarımı burada birazcık daha geniş tutacağım. Satır yüksekliğini 20 yazıyorum. Kalınlaştıralım, ortalayalım. Evet, diğer tablom da hazır. İsterseniz bu tablomuzun da şöyle başlığını yine renklendirelim. Şu an hisselerimize ait tablomuzu ve hisse senedimize ait tablomuzu oluşturmuş olduk. Birinci videomuzu tamamladık. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorum kısmına buraya kadar işlediğimiz kısımla ilgili ya da bundan sonra öğrenmek istediğiniz kısımlarla ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.